Ya biz seninle şeyde ne zaman konuştuk? Bir ay falan oldu mu? Bir böyle yeni şarkı falan bir şeyler yapmıştık. Evet, o zaman konuşmuştuk ama sonra ne yaptık? Sonra bir şey yapıp Sonra bir şey zaten yapmadık. bir şey Zaten ya şarkı yaptık. İyi şarkı güzel evde yaptık. oturuyoruz diyoruz öyle. Yani şöyle, şu anki zaten ortama bakacak olursan az önce konuştuk zaten. Hani o şarkıyı yaptığın zaman özellikle hani bizim janralarda şarkılar yaptığın zaman şu an itibariyle ekstra böyle bir ne bileyim bir beklenti içine zaten girmiyorsun. Sen zaten o şarkıyı kendin istediğin için yapıyorsun. Ve o şarkıyı en iyi şekilde yapmaya, değil mi abi? Yani en iyi şekilde işte bir uğraşıyorsun onu, bir prodüksiyon yapıyorsun. Benim için de aynı şey olmuştu açıkçası. Yani 6 ay önce kabullenilmiş çaresizliği yayınladım. İşte klibini çektik, kaydını yaptık. Ve şu anda da aslında tam benim arzu ettiğim gibi ekstra böyle bir PR kasmadan, bir şey yapmadan Oh, çok orada güzel. devam ediyor olay yani. Çok güzel. Şey mi olacak şimdi böyle? Şimdi bir şekilde işte dediğim gibi yazın bu açılmalar olursa bir şekilde bunun bir şeyi olacak zaten. Konseri falan. Ya ben çok isterim olmasını. Biz en son İzmir'de bir konser verdik. Çok da keyifli geçti o konser. Fakat biz o konseri verdik. Zaten bir ay sonra pandemi patladı. Şey miydi bu? Hatta konuşmuştuk bir de The Wall'da galiba. Şey, Direct'le mi yaptın? O sıralar Duvol'da birlikte miydi? Bilge ile Bilge ile yaptık. yapmıştık. Ama o zaman gene bir single çıkartmıştım. Ondan sonra tekrar bir şarkı daha. O bir Ve en seneden son fazla oldu zaten değil mi? oldu tabii Bayağı o bir seneden uzamış. fazla İşte oldu. pandemi geldi çünkü son İzmir konserini hatırlıyorum. Evet, Konuşmuştuk Volume ya. Alsancak'ta çaldık Aynen. en son. Pandemi zaten bir yıl geçti şu an. Tabii geçti. Tabii yani esas hani benim de istediğim yani hani şu olaylar bitsin ama ben pek bu konuda açıkçası çok böyle nasıl diyeyim sana optimist olamayacağım. Çünkü bir süre daha bunun zaten geçmeyeceğini herkes biliyor. Evet. Yani gidip bir festivalde ıvır kıvır zaten şey yapamayacağına göre. Festivalin 2 senesi vardı. Evet. Ama Daha şöyle bir küçük şey olabilir. senesi Mesela online konserler. En son mesela Mor ve Ötesi'nin konserini seyrettim ben online'da. Nerede, hangi kanalda olduğunu hatırlamıyorum ama mesela çok keyifliydi. Fakat bir müzisyen olarak yani orada tek başına hıt 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 çalıp ondan sonra şarkı bittikten sonra evet teşekkürler Evet, o arkadaşlar. chat okuyorsun Elinize çünkü. sağlık diye. Böyle saçma bir Chat. ortam oluyor ya. Mesela yani Şarkı sonunda kala kalıyorsun ya böyle. mesela o Evet çok yani. zor mesela işte seyrettim Mor ve Ötesi de böyle yani Harun artık şey yapıyordu böyle ne diyeyim falan hani yani anladın mı? Şey bir şey yani gergin bir ortam. O yüzden böyle belki hani böyle bir online konser kafasına ben kendi adıma İşte girebilirim. orada prodüksiyon ekibi, işte kameralar falan, rodiler, onlar toplanıp böyle. Ve bir alkış Tabii tabii bir şey, alkış falan yalama olacak. bir şey olmuyor. Biz burada çok fazla yapıyoruz. Yapıyor musunuz? Tabii yani pandemiden beri zaten sürekli ya oluyor ya YouTube video çekimleri. Ya evet tabii ki ama bir Ama tatsızlık kimse moda var. giremiyor tabii. Yok abi Adamlar nasıl böyle gireceğiz? kalıyor. Şarkı Ya bittikten işte o sonra. en kötü şarkı bittikten sonra o Ha. böyle bir alkış bekliyorsun ya yani sonuçta biz bunu bekliyoruz. Ve hani öyle bir şey olduğu zaman da yani böyle... Sanatçının beklentisi alkıştır yani. Başka bir şey istemez. Başka Yani. görüşüyoruz. Ya şöyle bir şey demeyelim de. Hani şey diyeyim, bravo Mazhar abi çok güzel. Ya, gereksiz değil mi bir yani şey sesinizi duymak Hayır istiyorum böyle falan diye. Ya iki falan tane falan büyük ekran duyamazsın. koyuyoruz Nereden falan duyuyorsun böğüren bir şey yapan yok be. falan orada böyle. Şeyin başında Aa, biri olacak. Alkış kavga. bizim konserlerde öyle oluyordu. Tom Meister bizim Sergen basıyordu. Alkış sesi geliyordu. Aa, ne güzel falan diye biz de Hala öyle bir şey falan biraz yok oluyor. sürmüyorlar. İki tane işte büyük ekran koyuyoruz. Böyle izleyenleri de görüyorlar falan ama bu sefer daha da çok geriliyor adam. Abi Yani o da evet böyle bak evrimde ya. oturmayacak. Adam pijamayla seni izliyor. Sen değil ki abi. O anda da böyle şey değil mi? Ben Bilmem o tabii. falan deyip kameraya yaklaşıyor. Abi o acayip bir şey. Ama yani şu anda bence zaten hani sektörün şu an hepimiz sıkıştık. Yani tamam hepimizin mutlaka işleri, güçleri yani evimize ekmek parası götürdüğümüz bir takım şeyler var. Fakat bir müzisyen olarak sen tabii ki orada olmak istiyorsun abi. Tabii ki çalmak istiyorsun, söylemek istiyorsun. Yani dolayısıyla bence online konserlerin hani bir tık daha öteye giderek devam etmesi gerekiyor. Yoksa bu iş böyle gitmez. Yani Yani biteriz. Yani şey şöyle. olarak biteriz. Yani ilham ve motivasyon Tabii olarak. canım. Maddi kısmı İstek zaten kalmıyor tabii. artık. Aynı Aynen. şey olmuyordur muhtemelen. Online konser ve online konser kaşesi de doğal olarak devam etmesi artmıyor. açısından söylüyorum Aynen. yani bir Yani çoğu şekilde. sanatçı zaten ekibi bir şeyler olsun, bir şeyler yapsın diye Ya kabul zaten ediyor zaten. kaşesinden Ya kaş önemli. ha yani Kaş önemli önemli. ama hani aslında zaten şey de biraz o oluyor genelde. Normal bir konserle online konser çok kıyaslanıyor. Aslında ikisi bambaşka Tabii abi, deneyim sunan bir feeling şey değil, yani. yok İkisini yani. farklı kategoride değerlendirmek gerekiyor. Orada biraz aslında
o ayrımı yapıp onun üstüne farklı bir şekilde düşünülürse o zaman hakikaten bir çıkış yolu, en azından bir nefes alma alanı olabilir. Kesinlikle. Bence. Umut'un yaptığı festival var. Denk gelmişsinizdir. Bayağı bir şey kimi? Oldu. Umut Kuzey'in. Ha evet evet. Bayağı bir online konser oldu orada da. Ya, olması lazım. Şöyle oldu. 120 kişilik bir ekip çalışmış. Yani bir Dance Eğitim Rock Festivali gibi aslında. Yani. Tabii, tabii. Hani sadece sadece seyirci yok abi. Her şey var. Zaten onun ekip de o kadar grubun ekibinin kalabalığı aslında baktım mı bayağı festival gibi yani 120 tabii. Ekip bir de kaç üç grup sahne çıkar? Yan 50... yana falan kıyavaz. Bayağı festival yapmış. 30 grup falan mı vardı öyle bir şey miydi? Ortada 4 ya da 5 gruptu galiba. Evet. 5-6 günde sürdü yani. Evet, onların bir... ekibi. Sizin şey neydi en son konser? Bizim en son konser şeydi işte 21 Aralık. Masters of Trash. YIF'te. YIF'teki şeydi doğru. Onun yaptığı. O geceydi. Evet, evet. 21 Aralık. Yani şey yani iyi bir geceydi. İşte albüm çıkışından önceki bir dönemdi evet. Falan. Gayet güzel gidiyordu her şey. Sonra albüm çıktı. Neyse ki o konserde birkaç şarkı çalabildik albümden de en azından. Hatta hani şimdi düşünüyoruz ama bütün albümü çalsaydık şey, keşke yani. Keşke. Çikolata getirdiniz değil mi şu an? Çenemiz çikolatası. Kaset de yaptık ya. Evet. Süper. Yani 25 yıl sonra albüm yapınca biraz dolu dolu olsun dedik. Böyle bir box düşündük. Siz de 25 yıl ne beklediniz o? Bayağı bir beklemişler ya. Beni beklemişler. Niye tahmin ediyorum? Sadece bançta var. Ne varsa genç jenerasyonda var. Görüyorsun. Kasetler duruyor bende mesela. 25 yıl. Yani 25 yıl gerçekten... Yetkinle tanışınca hadi dönelim dedik. Ya şey 25 yıl. 25 yıl, 25 ama yıl beklemişler. Albüm için 25 yıl beklemedik aslında. Hayır arada sizin zaten çaldığınız var. Şimdi bir de metalimle ilgili şöyle bir şey var şimdi. Asıl kuruluş tarihi 85. 85 doğrudur. 88'de şeye giriyorsunuz zaten. Yani çünkü benim de ilk abi bir şey söyleyeceğim. Araya gireceğim burada. Ben orta bir ya da orta iki dedim sizin İzmir'de bir konserinize gelmiştim. İzmir. Fuara çıkalım. Aa evet fuarda. Hey, sen neredeydin? Ben bayağı ortaokul. Ben yani küçükmüşüm. Ben doğduğumda grubu kurmuşlar. Sen benden kaç yaş küçüksün? 4 yaş. İzmir kaç senesiydi? 4 Kasım 89 ya da 90 galiba. Ben işte yani, 90 olabilir. Evet, evet. 90 olabilir. Ha evet bu. Şey, 4 Kasım işte. 1988. Bu 4 Kasım aa, orijinali. Evet. Orijinali. 4 Kasım. Aa, evet. Bu orijinali evet. Şimdi miydi? İşte o orijinal bir şey. Açık Hava Tiyatrosu. Bu şey pardon Moda Sineması. Moda Sineması. Moda Sineması'ndaki. Moda Sineması konseri. Rehin Pamuk. 30. yılı. 30 yıl sonra 30 tekrar yıl sonra, aynı konser, aynı ekip, aynı şeydi, 2018'di değil mi? 2018. 2018'de yine Çağlan yaptı konserde. Yani o yapabilirdi 30 zaten. 30 yıl sonra. O zamanlar biz de tabii Kadıköy'de böyle bayağı bebe at markasında gezdiğimiz yıllar böyle. Evet hakikaten. Bir dakika öncesiyle, bu ikincisi galiba. İkincisinin evet şeyi. Şu orijinali güzeldi ya. İzmir'de güzeldi. Ha. Biz de keyif almıştık. Hatta ilk gittiğim metal Commodore 64 ile. Commodore 64 ile tasarlanmış. Evet işte o. Evet. Ama çok iyi değil mi ya? Bunun orijinali duruyor mu sende? Bende yok. Ben hiç şey böyle şeyleri biriktirmeyen, toplamayan bir adamım. Çok güzelmiş ama. O afişle ilgili bakayım bir şöyle tutsana şey T'ler ters mi orada?
Atağım T'leri ters değil. Evet. Şöyle bir anı var. Ha, şey. Şimdi afişler basıldı falan. O yanlışlıkla ayar yaparken kaymış o şeyler. Kaymış da şey dönmüş yani. İşte üniversitedeyiz o zaman. Okula da asacağız. Dekana çıktık, izin isteyeceğiz işte, afiş asacağız falan. Adam çat diye sordu, T'ler niye ters dedi. Beklemediğim bir soruydu falan. İşte dedim hani matbaada şey yapılmış falan. Hala emin değilim yalnız matbaada olabilir. Hakanların işi olabilir o. Özellikle ters duruyor olabilir. Şu var. Bana o da inanmış gibi baktı bana böyle, güldü falan. 90 konseri Harbi Açık Hava Tiyatrosu. Doğru. Bu işte bir Hyde Power albümünden sonraki ilk konserdi. Şöyle göstereyim. Yine... Oradaydı. Evet. Bunlar orijinal afişler bu arada, yani o zamanki. Vay vay vay. Bende bile yok onlar geçen ay. Ben de Güven Ergin. Evet abi. Ah, tam onu söyleyecektim. Ne varsa saklıyorum. Güven şaşırmadım. Şimdi çöpü vardı şurada. 89 yılından kalma diye çıkartıyor ya. Şaşırmadım. Masar Şirin yediği elmanın yarısı var bende. Biz bir elmanın iki yarısı falan. Neyse, şaşırmadım tabii. Bu da 91 Heyzehir Pentagram. Ha, bu da işte lanetli, yani, lanetli bir gecenin. Bu da Çağla'nın yine geçtiğimiz dönemde, pandemi öncesi işte. İlk konserlerden biriydi. Evet, evet. İlk yaptığı, ilk Salon İKSV'de olmuştu lanetli Salon gece. Salon İKSV'deki oldu. Şey serinin orijinali. Evet, orijinali. Evet, aynen. Yok ya, aynı orada. 22 Eylül 1991 Pazar günü Harbi Açık Hava Tiyatrosu. Tiyatrosunu falan kiralıyorduk. İşte ses tesisatı falan kiralıyorduk. Yapıyorduk. Abi niye gündüzün ya? Enteresan. Belli bir saate kadar izin vardı çünkü. Işık masrafından falan değil. Bugünkü gibi yani. Şu andaki gibi yani. 7'ye kadar. Evet, öyle belli bir saate kadar kiralıyorduk. Aslında ama insanlar gene de biliyordu mu? Abi gündüz ve akşamüstü konserleri, bar konserleri de öyle yapıyorduk ya. Akşamüstü başlıyorduk. Yakında yine başlayacağız herhalde. Evet, aynen. Gündüz oluyor, yaz sınırı da olmuyor galiba. Öyle de bir rahatlık oluyordu herhalde. Yaz sınırı hatırlamıyorum ya, hiç o yıllarda. Ortaokulda gidebildiğim en azından açık. Sen ortaokul nereye şey yani böyle bir ortamdan mı, konser ortamından mı bahsediyorsun? Konserlerini onu gitmiştim de. Açık şu anda da aslında mesela açık havadaki konserlere 18 yaş altı girebiliyor. Ebeveynle girebiliyor gerçi. Tabii şey herhalde var. O zaman da aynıydı muhtemelen. O zaman da aynıydı ya. Kaydı, albümün kaydını 2019'da. 2019'da yapıldı, bitti değil mi? Aynen. Nerede yapıldı? Nasıl? Babacım. Babacım'da. Babacım'da sevgili Arın. Aa, Arın mı yaptı? Yaptı. Ay. Evet. Arın the best on my star ever. Evet, kesinlikle. Gerçekten öyle. Gerçekten. Müthiş yani. Param olsa da ben alsam. Abilerim, ablalarım. Bu elimde görmüş olduğunuz metallim stikerle. Bir alana bir bedava. Şöyle görüyoruz. Cibi cibi cips marka. Çok güzel. Paraya kıyılmış, kaliteli öyle her şey. Ya bak ne güzel. Şuna koptum ben. Bu armaları çok severim. Şeylerde var sadece. Bunun düzenlenmesi falan kapaklanmış. Ama çizimler falan bana ait değil. Hmm. Şöyle de yapıldı. Yani şeyler, çok güzel ama gene de. İşte bir tanesi turuncu, biri siyah, biri de şey. Beyaz üstü, turuncu siyah. Splatter. Üç farklı renk. Yani tek tek de satıldığı için herkes istediği rengi alsın. Çünkü daha albümün siftahını yapamadan evlere kapandı. Tabii. Ya biz de aynı şey oldu biliyorsun. Telaş Şemal Gök çıktı işte. Sonunda bol konserini yaptık. Plaklarla oturuyoruz evde. Ne size ne zaman lansman konserini yapabildiğimiz evet, öyle bir şey oldu abi. Ne
lansmanı planladık. Tarihini falan gayet güzel işte buluşturduk ondan sonra. Bekliyorduk. Bu arada işte plan hissiyatına da ayrı bir hastayım yani. Yani işte geçen yaz hatta yapalım diyorduk ya bir küçük çiftlik parkta. İşte bir 100 metre yapalım dedi işte böyle güzel. Yine sonra bir daha patladı. Gün koyduk şey yaptık yine kapandı. Evet. Artık bu yaz. Yani çok güzel değil mi? Böyle yanar dönerle. Yanar dönerle. İşte gerçek metalcilik bu. Benim en sevdiğim çok güzel. Evet. Elinize sağlık valla. Ben turuncuyu seviyorum. Merdiven altında evet. Yapılan sahte metalcilere kanmayın. Ooo çok güzel. Ne an. Bayağı iyiymiş. Evet. Bayağı keyifli. Çok güzel. Kayıtlar nefis. Bitti babacığımda falan. Babacığımda yaptık. Nasıl kaç geçti? 3-4 yıl falan değil mi? O kadar bile değil. Tabii. Cuma başladık. Ha, evet. Beraber mi çaldınız? Beraber çaldık. Ha, yani gibi aslında şey tam ikisinin karışımı hibrit evet, oldu biraz o anlamda. Yani. Yani davullar tamamen canlı. Mesela şey davullarla beraber biz de çaldık. Mesela bas gitarı ben davulla birlikte çaldım. Albümde de o versiyonlar kullanıldı zaten. Onun feelingi daha iyi oldu. Tabii ki. Yani vokaller de Türkiye'de sanırım pek yapılan bir şey değil ama. Ha, vokaller doğru. Vokalleri aslında şey de olarak hani canlı kaydedip onları tutarız diye düşünmüştük. Ama sonra ben tekrar okudum en son. Ha, tabii şimdi vokal biraz daha hani ya hem çalıp hem söylediğin zaman çünkü aynen. Çok içine sinmeyebiliyor. Yok burası olmadı bilmem ne falan. Doğal bir kaygı ama bendin feelingi olarak beraber çalmak çok fark ettiriyor. Kesinlikle. Ya özellikle davul için zaten. Evet. Yani gitarlar beraber kalkıp biniyorsun ya. Evet, tracking yaparken çok hani yapmaya çalışıyorsun bir şekilde ama tam oradaki hissiyatı vermiyor, dinlerken de vermiyor. Evet tabii ki abi yani. Gitarların da işte evet dediği gibi bir kısmı öyle live'dan, bir kısmı işte sonra tekrar çaldığım kısımlar ya sololar falan tabii ki sonra çalıyorsun. Babacığım da yaptık. Arının ellerine sağlık tabii. Hani böyle anlatabileceği hani of. Eski konserler, o Harbiye Açıkalarda olabilir, şu olabilir veya da başka bir konserde böyle ya bu böyle bir şey de olmuştu falan diyebileceğin hani. Süper. Hatırlayan varsa anlatmaya başlasın yani. Ben kulis kavramıyla çok geç tanıştığım için. O yüzden şu an çaldığımız yerlerde kulis yoktu. O bütün bir şey yani, yani benim kulis dediğim sahnenin yanında bir perde vardı. Onu böyle üstüme çekip orada giyinip çıkıyordum yani. Üzerinde bir çarşaf şey vardı. Bayağı aynı o çarşaf gibiydi yani. Benim kulis kavramında ben de çok geç tanıştım. Aynı yetkin arkadaşımız gibi. Benim hiç böyle kuliste çok hani ah ne kadar eğlendik falan daha yani ziyade. Hepimiz geç tanışıyoruz çünkü hepimiz rockçıyız yani. Evet, hep böyle bir ya benim başıma şöyle bir şey gelmişti. Mesela şeyde çalmıştık bu Rock Off muydu? Rock Off. Megadeth'in geldiği. Evet, evet. Abi şimdi çok güzel, acayip takılıyoruz. Çok da keyifliyim. Düşünsene Gojira, Megadeth falan bunlarla hani aynı sahneyi paylaşma gibi bir muhteşemlik var. Şöyle bir şey olmuştu. Biz kulisimize belli bir saatten sonra giremeyeceğimizi öğrendik. Yani şöyle yazıyor, işte İngilizce o yazıyordu yasa. Şimdi hatırlamıyorum Dave, yani Türkçe. Dave Mustaine farkı. Dave Mustaine farkı. Dave abi şey demiş, saat 9'dan sonra yerel gruplar kulislere giremez. Gibi bir yazı vardı kocaman evet. Böyle. Hatırlıyor musun? Tabii ki. Hatırlıyorsun yani, değil mi? Bayağı bunu da bildim ki. Baya ben bir ara içkin de şeyle nerede lan Dave? Dave'i bulunmadı da girdim yani. Hayır şimdi bak sonra. Çok bir şey istemiyoruz. Biz zaten... Hindistanlı muhabbeti yapıyorlar. Bunlar hani, oradan gidiyorlar. Biliyoruz anladın mı? Yani şeyimizi biliyoruz hani nasıl diyeyim sana? Nerede olduğumuzu, kim olduğumuzu, yerimizi çok iyi biliyoruz. Hani bir artistlik söylemeyeceğim de. Yok şimdi ama. Benim orada kardeşimin işte o zaman böyle bir skolyoz problemleri vardı. Kızın işte ilaçları kuliste, benim bilmem nelerim, çocukların bütün işte enstrümanları falan. Şey. Alıp gideceğiz yani. Abi şey dediler, seyretmeseydiniz o zaman bu saate kadar dediler konseri. Gitseydiniz paşa paşa işte kulisten eşyalarınızı alsaydınız. Bir de. Ha, bir de azar işittik üstüne. Oo. Ve haklılar en sonunda ben... Ne? Haklılar. Ha haklılar. Sana göre haklılar oğlum. Sen onların tarafındasın zaten. Sana sormadım. Otele gönderiyormuşum. Grammy alırken gömdüler zaten. Daha ötküntüsü olamaz herhalde değil mi? Maestro Hopes'a çıktılar sahneye. Dystopia Megadeth. Yeah!
Onda ben de yokum. Yani. Bizim başka bir sahne var. Şu an... Tıraş olduk, Ballbox'da bile çalmışsın. Ya bir ara öyleydi hakikaten ya. Onu diyorum hep. 92'de Ballbox'daydı. Ballbox'un gibi her gruptayız. Zaten parlaktı doğal olarak. Her grupla anısı var bir de yani. Ha, o, evet. Abi işte bu yok, bas gitarçalara kimse yok. Bugün kim var, metal yok var, onu da işte yarın her gün çağırdığımızda gelecek. Bir de Yetkin'in şöyle bir avantajı var, Yetkin çok iyi bir sahne adamı. Yani sahnede... Ekmek çıkar diye bas gitarçalara. Oğlum ben, benim var yani ne yapacağım? Köyde bulamayacaksın bunu. <Ya. gülüyor> Köyde basçı çok. Yetkin'e neredeyse Ayşe'yle çalıyordum bu. Bir konser yani için konuşmuştuk Yetkin, da. Hani ben mesela tanıştığımda da, mesela tanıdığımda da Durak'ta çalıyordu. Durak'ta da stadyumda çalıyormuş gibi çalıyordu mesela. Bir atraksiyonu var, bir şeyi var. Basçı var elinde. Hayır tam tersine. Ya çoğu basçı zaten hıbıdı hıbıdı hıbıdı. Yani ama sen öyle değilsin mesela. Yani onun öyle bir şeyi de var. O yüzden insan ona çalışmak istiyor. Şeydi, ben bas eskiden... da eğlenceli bir enstrüman değil mi abi? Biraz da onun etkisi var abi. Bilmiyorum. Ben bu arada bayağı hani isteyerek değil, yokluktan basçı oldum yani. Hani genelde öyle olur ama. Öyle oluyor zaten. Abi sen 4 alabildin. 4 tel alabildin. Herkes bir tane basık attırırsın. Hayır, bas zaten duyulmuyor. Yani şöyle abi. Ben İstanbul'a ilk geldiğim zaman... Oğlum çalması kolay bak. Bayağı öyle gibi oldu. Şöyle bir şey oldu işte. Benim o zaman İstanbul'a ilk geldiğimde... bir grubum vardı, gitar vokal yapıyordum orada. Bir konsere gitmiştim. 2008 Metallica konserinden önce, işte o zaman da Sakarya'daydım, tam olarak buraya gelmemiştim. Undertaker's konseri vardı, oraya gitmiştim işte. Orada da hani köyden indim şehire modunda. Tabii aa ne güzel ortam, tahta burası ne güzel bir şey. Tahta bavul var mıydı? Ya, bir o yoktu, o yoktu. Bavul ampla. Keşke oldu. Tahta bavul oldum ya. Abi olay konserde en öndeydim. Bayağı da böyle hani kafa sallıyorum, atlıyorum, zıplıyorum falan filan. Beni görmüşler işte oradan. Demişler, biri de tanıyordu beni orada. Daha önceden bir konserde denk gelmiştik. Durak'taki bir pazar günü konserinde. O grubun elemanının başka bir grubuyla denk gelmiştik. Ben biliyorum bu çocuğu demiş. Onlar da basçı alıyormuş bu arada o zamanlar. Ben bu tanıyorum bunu demiş. Hani gitar çalıyor. Kafa sallıyor. Güzel işte gitar da çalıyorsa bas gitar da çalıyor. Söyleyin de gelsin hani çalalım yapalım. Bayağı öyle bas gitara başladım. Yoksa hiç alakam yoktu öncesinde. Zamanla, sonra niye bırakmadın? Sonra bırakamadım işte. Kızlar merak eder falan. Hani 80'lerin müziğindeki basla ondan sonra 90'larda, 2000'lerde basın rolü çok değişti. Tabii. 80'lerde gerçekten daha sıkıcıydı basın şeyi. Evet. Evet. Yani özellikle bu janra içinde. Bence bu janra için evet doğru söylüyorsun. Çok kullanılmıyordu. Hani gitarın kök notalarını basıyordu. Dam dam dam. Ya da riff neyse onu tek tel üzerine yapıyordu falan. Ondan sonra hani... Güzel kompozisyonlar, güzel... Redatçılık ve kuzu örneği var abi yani. Böyle bir bas çalınıyormuş falan. Mesela Metallium eski gruptur. Yetkin almadan önce bir şüphe düştüler. Çünkü ilk basları kontrbas yolluyordu. Tabii abi. Yani... Zaten Yetkin'in saçına bakıyor. Bu arada evet ya. O Metallium'un eleman şeyinde vardı değil mi? O madde vardı. Tercihen uzun saçlı diye bir madde vardı. En önemli madde oydu zaten. Öyle bir şey mi vardı? Evet. Uzun saçlı olur. Ya bizim Hakan'ın ayrıldıktan sonra... Yani işte geri dönmeye karar verdik. Hakan var o zaman falan. Sonra ayrıldı. Barış Manço pelli takıp geliyor. Ondan sonra bizde bir ilan bastı. Sen zaten bir ara kısacık kestirmişsin saçlarını. Herhalde o döneme tekabül etmiyor. Ben hiç kestirmedim. Askere gidip geldim. Doğru asker. Evet. Bizde de tam tersiydi. Devam et abi. Neyi anlatıyorsun? Pardon ya. Nerede kasteye ilan verdik? Kasteye ilan verdik. Basıyor önünü dedin. Ya işte sosyal medyadan bastık biz ilanı işte. Metallium basçısını arıyor falan. Ne zaman oluyor bu? Ne zaman oluyor? 2012 falan ya, 2011 ya 2012 öyle işte. Bir şey. Tam Fransız, evet. Herkese bulaşıyordu falan böyle. O da muhtemelen yani, şeylerdir. Rasmus'un Ankara konseri vardı. Erasmus. Şeydi.
Bir şarkıları vardı. Saklı Kent'te olmuştu. In the Shadow. Evet, Wonder Wonder. Ben seviyorum valla. Sen sever, o zaman herkes vardı. Tatu'yu da seviyordum oğlum ben o zaman. 98. Tatu, Rasmus. Zaten seviyordum. Tatu kırmızı çizgi. Tatu kırmızı çizgi. Tatu'yu hepimiz seviyordum. Siz bilmiyorum ne sürekli seviyordunuz. Seçilmez bir ihtiyar. 7'den 77. Niye ya Rasmus'un In the Shadow'unu sevmiyor musunuz? Güzel çünkü. Oydu zaten. Sen çalmak zorunda kaldım onu bana. Ama o dönemin zaten sound'ı da oydu. Genelde yani böyle bir, öyle bir pop rock ya. Ama böyle güzel onlar de geliyordu. Onlar One Hit Wonder'dı ve zaten o şarkıdan sonra bittiler. Bir bitti yok. Olmadı. Öyle kafaya tüy takmakla falan. Yok. Eros ne? Ya bu böyle İngiliz Brit Rock falan akımı falan bir başlamıştı ya böyle Interpol'ler, evet, işte evet, Franz evet. Ferdinand'lar falan böyle. Bir böyle onlar girdi o sıra işte Blur zaten bir, hepsi böyle bir coşmuştu 2000'lerin başı böyle. O da böyle bir 5 sene falan sürdü belki. Evet. Evet. Ama çok top gittiler yani. White Stripes falan tabii. Böyle hepsi hani yaptı şarkıları falan bir gezdiler güzel topladılar şeyi böyle ortalığı böyle. Parsayı topladılar. İşte sonra birden değişti. Çok iyiye gidiyordu bir dönem. Şimdi pek yapan yeni nesil de var mı aslında pek haberim de yok yani yapıldığı ya sadar. Çok yani bu, millet rap'e falan düştü ya. Bana tabii şu an abartmıyorum haftada bir var. Her hafta böyle 5-6 tane yeni şey. Önceden demo gelirdi. Kaset yaparlar. CD gelirdi. Mesela bunu dinler misin falan. Radyoya bir gidiyorum ya da böyle bir torba şey var. Ya da bir şey CD birikmiş. İşte dinle, hepsini dinlemem mümkün değil. Ama dinlemeye kalktığın zaman içinde hiç ya şey yapmak istemiyorum. Ön yargılı olmayayım. Belki bir şey çıkar diye çok vakit ayırıyorum. Ama yok. Hepsi birbirine benziyor. Yani ya dumana oynuyor, duman taklidi yapıyor, ya sana taklidi yapıyor, ya bir şey yapıyor. Ne oldu? Bir şey kırıldı orada. Evet, bir şey oldu ama. Çocuk düştü öyle, şalvar orada, iyi misin? Albüm için uğraşıyorsun, klip için uğraşıyorsun, imajıdır, bilmem nesidir. Albüm için uğraşmak, bir tane şarkı için uğraşmaktan daha efor isteyen bir şey, sen de biliyorsun. Deli. Şimdi bu dijital çıktığından beri herkese bir kolaylık var. Bir şarkı yapayım, patlatayım. O şey yok hani bana söylediğin gibi o ondan esinlenmiş falan yok. Artık sanat formu gibi bir şey oldu. Evet, yani zaten albüm çıkartan şaşırıyorlar. Özgün bir şey yok. Özgün bir şey gerçekten yok çünkü. Ama uğraşmıyorum yani. Demek istiyorum. Yani ya, özgünlük ayrı bir durum ama şimdi bir şey kopyalamak da çok çalışacak bir şey değil. Hani öykünebilirsin, etkilenebilirsin. Yani duman dediğin grup da bir şeylerden etkilenmiş sonuçta. Seyret'in müziğin içinde. Ya da Athena'nın yaptığı müziğin içinde ska var falan. Hani şimdi bu adamlar zaten bunu yapmış. Sen de git başka bir şeye öykün. Harmana. Gene kendi derdini bir şeyden anlat. 10 tane kopya olunca zaten kopyanın kopyası da kötü olmaya başlıyor. Evet. İşlerken birebir işleme en azından. Bir tık alma durumu işte. Hani öbür türlü albüm uğraşıyorsun, albümün kapağında uğraşıyorsun. Şimdi kolay bir şarkı yapayım, YouTube'a koyayım, tık alayım. İşte takipçi satın alayım falan. Her şey çok kolay ediyorum. Ben buna kızıyorum. Ya şimdi mesela Ayşe'nin... Evet. Tüketim olarak her şeyi. Bir şey evet, çıkarmak değil yani amaç. Sıkıntı İlk albümde evet. Tam... Bir sonuçta 2012. Evet. 2012. Tanımıyorum yani. O dönemin tam işte o dönemin sound'u vardı. Biraz daha hani böyle sert zaten. Gitarları dinliyorsun ama hani vokaller şeylerde yine o pop rock'a bir şey vardı böyle hani. Albümün içinde. Yani evet vardı ama hani ben bana dinlenebilir soracak olursam bir rock müzikti böyle. Ya, sert bir rock müzikti böyle. Şu albüm. Anda ben o albümü tekrar en yeni baştan yapmış olsaydım ki bu çok şey bir söylem. Hani sevmem böyle şeyleri işte. Ama klaneti koyardım. Şey anlamında bir obua. Yani bir teknik anlamında, vokal tekniği anlamında vesaire çok fazla eksiği olan ve dolayısıyla aslında herkesin çok inandığı bir albümdü o. Yani bunu böyle söyleyebilirim. Çünkü millet kopuyordu o zaman bizim zamanımızda dinlediğimiz zaman. Fakat ben şimdi geri dönüp baktığım zaman ben kesinlikle mesela o zaman da bir albüm çıkartmazdım. O teknik bilgimle bir albüm çıkartmazdım. Bunu yapmazdım. Ama evet yani o dönemin içerisinde işte Nicki bilir. Nicki ilk klibinde evet. Oynadı o albüm. Nicki şarkı kaybedecek bir şey yok da. Çok fazla olmayan yani bir Özlem Tekin, bir Şebnem Ferah şarkısı, albümü gibi olmayan bir albümdü. Evet, ama, daha yani, şey, ama işte bu sana özgün bir şey. Bir şey hani ya işte Ayşe... Bana şuna, da özgü bir şey değildi. Ben de hani mesela... Çok birisine benzetmedim. Çünkü o dönem hani bizim şimdi kadın rock söyleyen kadınlar kim? Evet. İşte hani Özlem, Şebnem, işte Aslı, ondan sonra işte Pemola. Ha Türkiye açısından diyorsan açısından, evet. Tabii Türkiye değildi. Açısından bakıyorsun işte Türkçe müzikte. Orada onların azından daha sert. Tabii. Evet. Güzel bir sound'u. Diğer ikinci albümde daha da sertleşti aslında. Evet, daha da sertleşti. İkinci albüm zaten tam istediğim gibi oldu. Evet.
O tam yani. Oturmuştu yani o şeyi oturduğunda. Çünkü evet, ilkinin ama işte dönemi biraz öyle dönem olduğu için biraz daha böyle... Oturmuştu şey yani. Şöyle ki sadece yani tekrar tekrar söylüyorum. Bizler hani biz de işte az önce Masar abiyle de hep beraber konuştuğumuzda da biz zaten bu işi gerçekten sevdiğimiz için ve aslında bir anlamda da en sevdiğimiz şeyin piyasaya çıkabilecek bir materyal haline getirerek hobi olarak düşünürsen yapıyoruz. O albümde de mesela çok sert şarkılar vardı. O albüm de çok dikkat çekmedi. Bir önceki albüm de çok dikkat çekmedi ama her zaman kendi içerisinde bir dinleyicisi olan albümler evet. oldu açıkçası. Evet. Yani bir kemik kitlesi vardı. Gibi şanssızlıklar. Yani şu anda her şey çok daha kolay aslında. Evet. Hani istediğin gibi klibini, şarkını yani çekebiliyorsun. Evinde bir odada yapabiliyorsun her şeyi. Her şeyi aynen. Yani ben şey yani internet kafeye gidip sayfalarca böyle tab çıktısı alıp evde manyak gibi onlara çalışıyorum. Gene sen internet kafe diyorsun yani. Bahsettiğim dönem bayağı. Ben İzmirliyim mesela. Stüdyo Ümit vardır İzmir'de. Vardı yani. Hala var mı bilmiyorum. Var mı biliyorum ben. Hala var. Var Stüdyo Ümit var hala. Bir tek orada tab bulabilirdim. Bir de karşı yakada bir yerde bulabilirdim. Abi böyle... İki hafta gidip geldiğimiz olurdu. Hani gelecek falan. Şu kaset gelecek de ondan kopyalatacağız. Kaseti de alamıyoruz. Düşünün. Öyle bir haliyiz. Ondan böyle karışık kaset yaptıracağız. Sonra bir solo çıkartacaksın abi o teybin başında. Geri al, ileri al. Tabu çözmeye çalış. Tabu kim yazmış belli değil. Ya biz gene bence yani. Mesela Yetkin ve yani işte bizim jenerasyon son dönemine evet. denk geldik. O güzel dönemin. Sonrasında bitti. Ama biz gördük yani en azından. Yani sen de aynı yani şekilde. İşte o konuda da aslında hep şakasının dalgasını geçiyorum da Adapazarı'nda olmam, çocukluğumu orada yaşamam biraz şey oldu bana. Çok büyük avantajdı. Çünkü orası hala böyle bir 10 yıl geride gibi şey olarak da baktığın zaman. O zamanlarda 2000'li yıllarda orada 90'lar yaşanıyordu. Yani kaset çektirmek için ben yine gidiyordum, geliyordum. İşte Rock Market'te bir şey göreceğim şeyde... Televizyonda gideceğim onu not alacağım, kasete çektireceğim, iki hafta onu bekleyeceğim, sonra alacağım onu çalışacağım falan filan. Hani o şekilde yaşayabilmiş. Şimdi şey biraz sıkıntı bence. Bu kadar her şeyin ulaşılabilir olması bir yandan değerini de çok düşürüyor. Bir de yani ilgi alanları da sanırım yani şey ilgi alanları demeyeyim de ilgiyi ayırabilecekleri zaman da bayağı kısaldı galiba insanların. Hani her şey çok hızlı. Çok info geliyor. Çok şey geliyor. Evet, yani çok fazla bilgi var. Çok data var. Birçok şey boşa gidiyor. Yani bir an ilgi gösterip hop öbürüne geçebiliyor. Bir de çok çabuk ulaştığın zaman bu aynı zamanda çok çabuk tükettiğin anlamına geliyor. Çabuk ulaşırım, çabuk tüketirim. Bitti. Tamam. Yani albümün herhalde dinlenmesi falan bir ayı geçmiyordur. Yeni bir albüm çıkıyor. Bir ay dinlendi bitti artık. Yani işte eskiden ayı mı ayı öbür çıkarma sezonu diye bir şey vardı. Tabii tabii. Şimdi o sezon diye bir şey kalmadı. Hala çıkarmadığın için. Yaz albümü vardı, kış albümü vardı. O sezonlarda çıkan bir albümler. Bir de daha eskiden bahsediyorum hani minimum 2 yıl, 3 yıl arayla albüm yapılırdı yani. Tabii tabii canım. Şimdi daha... Bir albümü 3 yıl dinlerdim böyle hani. Yakın zamanda işte Spotify'ın CEO'su dedi ya hani 2-3 yılda bir albüm çıkarttık da başarı, kazanç falan beklemeyin gibi bir açıklama yaptı ya saçma sapan. Öyle mi? Bilmiyorum. Tabii tabii. Bayağı Spotify'ın CEO'su geçenlerde bir açıklama yaptı işte. Hani müzisyenler şikayet ediyor ama hani 3-4 yılda bir albüm çıkartmakla da bir başarı sağlayamazsınız gibisinden. 3-4 yılda sapan. Bir albüm. Tabii tabii. O öyle diyecek tabii yani. Tabii onun yapması gereken o zaten o şey yapanı ama yani işte öyle olunca her yıl bir albüm çıkarttığın zaman da ya da her 6 ayda bir, 3 ayda bir albüm çıkarttığın zaman da işte çıkartmış oluyorsun sadece bir üstüne düşünmüyorsun. 6 ayda bir albüm çıkartabiliyorsan zaten işte. Olur mu abi? İmkansız. Öyle bir şey dünya yok yani. İmkansız. Yani işte. Mümkün değil. The Frozen Sauce. We'll be right back.
bakarsan hani sektör demeye dilim var mı bizim ülke için bu müzik olayı? Hani sektör değil, piyasa diyebiliriz ancak. Piyasa. Hani bizim müzik piyasasında da şu an dinamikler çok fazla değişiyor ya. Daha kimse adapte olabilmiş değil. Herkes evet. Bir şeyler deniyor. Evet, evet. Farklı yollara gitmeye çalışıyor. Bu dünyada da zaten daha belli olmadı. Çünkü şu meta kalktığından beri ortadan evet. İnsanların para kazanma şekli değişti veya sadece sahneye kaldı. Ya da çok ünlenirse işte reklam gelirleri falan gibi şeyler elde edebiliyorlar. Ama hani eskiden kaset satıldığı dönemler hatırlar. Ya bugünün rakamlarıyla konuşursak atıyorum ama hani 15 liraysa bir kaset, bunun maliyeti 1-2 liraydı. Evet. Ve güzel para kazanılıyordu. Çünkü satılan bir şey vardı, obje vardı. Şimdi o kalmadı. E biliyorsunuz zaten dijital platformların gelirleri çok komik. Yok hani milyarlar izlemen, dinlemen lazım ki ciddi bir şey kazanasın. Biz Razer'ın albümünden ne kadar almıştık ya? 125 lira mı ne aldık? Yani öyle söyleyeyim. Kaça böldünüz? 5'e böldük pardon. Yani ben 25'er lira. Çorba parası çıkmış yani. Biterim. Araya gireceğim ama dün gece bu benzerleriyle ilgili çok şey bir örnek söyleyeceğim. Film izliyorum böyle eski filmlere bakıyorum işte internette falan. İşte Bruce Lee'nin bir sürü filmleri var ya. Baktım Bruce Lee yine filmleri böyle eski o 80'lerin falan filmlerinden buldum ama çakması. Yani yine çekiyor Hong Kong filmlerinde. Ha işte buyur yani. Adı Bruce Lee ama tek E'le. Ve 4 film Bruce çekmiş Lee. Bu tek E'le yani. 4 film çekmişler yani. Şey Bruce Lee'nin intikamı falan. Ben de Bruce Lee zaten ona benziyor. Aynen böyle hareketler falan. Yani onun çak... Ya sanay. 90'ların evet. Sonunda şey bir var. Bir E'yi çıkarmış, iki E soyadı böyle. Bruce tek E'yle Bruce Lee. Bu adı orijinalliği. 4 filmde çekmişler yani. Emrah vardı ya şarkıcı Emra, küçük Emra işte. Onun da çakması vardı hatırlar mısınız onu? Emral diye. Evet. Bayağı inanılmaz benziyordu. Yazarlar. Hatırlıyor musunuz? Ben hatırlıyorum ya. Ben yazmıştım bir kere bir şeyler. Buradan itiraf ediyorum. Ben bir kere ilan yollamıştım ama bulamamıştım kimse. Hatta yayınlanmamıştı. Böyle gerçekten bir kavga vardı böyle işte asitçiler, evet, kopçular, metalci herkes birbirine girer. O bir tane küçücük sayfada Blue Jean'de böyle ben de sizin de Allah belanı falan. Konserlerde o zaman da sosyal medya. Evet, evet aynen öyle. Bayağı. Ne oldu Gökhan Başkan? Yerim sizi. Ben yerim sizi. Yukarı istifa etti şu an. Çekti gitti valla. İşte punkçılar böyle oluyor. Abi olur evet ya. Çok kaypak oluyor. Punkçılar adam olmaz. Punk nedir ya? Ne yapalım yavaştan kalkalım mı? Gökhan da kaçtı. Bitirelim artık. Gökhan Başkan da gittiğine göre. Evet o zaman ben teşekkür edeyim size. Abi biz teşekkür ederiz. Çok iyi ağırladınız. Hayatımızdan çıkaralım bundan sonra. Çok iyi ağırladınız bizi. Çok teşekkür ederiz. Estağfurullah. Teşekkürler. Metal'in ve metalcinin olması. Sevgili Bruce Wayne. Canavar stüdyo. Evet Bruce Wayne'le. Hoş dakikalar. O zaman kalkıyoruz. Ama kapanış. Gitti vallahi ben bilmem falan. Kaparız abi ne olacak? Kapa.